Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz hoş geldik. Geldiniz. Ses ne zaman? Biz hoş geldik. Bir dakika. Geldik. Mouse'u kaydıracağım. Mouse oraya kapattın mı? Kaymıyor mouse. Mouse'u kaydıracağım. Senin açacağın yayının... Arkadaşlar Serkan'ın beyni yandı. Doğru, yayından çık yayına gir, yayından çık yayına gir. Bir sıkıntı var yalnız. Bu dondu. Niye dondu? Bu donuyor. Bir dakika. Arkadaşlar saçmalayan bir sistem hatamız var. Ne olduğunu hala anlamış değilim. Oğlum bizim tesisat normal çalışıyordu. Ne oldu lan bu aletlere? Şimdi çözerim ben. Pardon arkadaşlar, bir eksiklik var. Hemen çözüyorum. Hemen çözüyorum. Bir oynatır mısın hocam mouse'u falan? Arkadaşlar çözdük. Çözdük dedik. Küçük bir sıkıntı yani, bir siginti, ufak bir siginti. Bir şey ne yapıyorduk? Eminim hatırlamıyorum ki, kafa yandı benim. Biz tarlaya ne ektik? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oradaki YouTube oynatamıyor mu? Biz tarlaya buğday ekmişiz. Biz ekmişiz. O zaman hepsine buğday ekmişizdir. Hacı. Evet. Bütün arazilere buğday ektik. O zaman buğdayın hasadını bekleyeceğiz. Paramız 15 bin. Buğday nasıl hasat ediliyor? Temmuz muydu? Temmuz'a kadar bekleyeceğiz yani. Doğru muyum? Ha, biz Zbaroski modundaydık o zaman. Kontrat var mı? Kontrat arıyoruz o zaman. Pamuk işe hiç girme. Şu an bizlik bir hasat işi yoktur, emin ol. Aha, Kuzey geldi la. Kuzey ne haber? Ne haber yavrucuğum? Ya şunu bir yeniler misin? Ya da bana ver istersen, ben yapayım. Ha, onu bir yenilesene, saçmalamaya başladı yine. Kasıyor mu? Biraz kasıyor. Ha? Ay çağı var. İyi de bıçağımız yok bizim. Bir sürü var. İçer var da bıçak yok bizim, biliyorsun. Bıçaklar da var. Oğlum kiralayacaksın da sanki çok büyük para veriyor ya. Saban işlerini alsan daha mantıklı. Bizim Saban'ı gönder, kendi kendine çalışsın. Yanlış mı düşünüyorsun? Bir de o tarla biraz bize uzak galiba. Ha, bal birikiyor bir de, değil mi? Yani onu unuttun ge ya. Uyuyacak bir şey, uyuyacağız zaten. Hı. Çağır, almaya çalışıyor hala değil mi? Neden final? Bir de şöyle söyleyeyim, bu Farming 2022'nin final bölümü. Çünkü Kasım ayına girdik kardeşim, 12 gün sonra 25 geliyor. Evet, 2025'e geçiyordun 2 gün sonra. Ondan dolayı final bu bölümü. Yani Farming devam edecek ama 25 ile. Aynen öyle. O arada da biz biraz belediye otobüsü şoförlüğü yapmayı düşünüyoruz. Ben niye gidip taba basıyorum ya? Abi bu makine niye kastı böyle? Niye saçmaladı bu? Toprağa işleme vermiş abi. 26'ya götür koyalım biz makineyi. Var ya aletimiz. 26 nerede? Yukarıda biraz. Aa şu büyük olan işte. Ya makineyi bağladım, o makine orada kalacak yalnız, biliyorsun değil mi? Evet. Biraz uzun sürecek. Ne sürdün çalsın? 4000 gelir kaybıyla diyor. İşçi parasını da düşünürsen cepte para kalmaz. Peki şöyle bir şey yapsak. Bize bir traktör, bir unimork var. Başka da bir puk yok değil mi? Peki. Biz. Şöyle bir çatlaklık yaparsak. Bizde zaten sabanla sürecek şey var. Biz traktör kiralarsak. Kendimiz.
olduğu kontrata alayım, ayrıca traktör mü kiralayalım? Traktör kiralama fiyatlarına bakalım sonra kontrata. Kontratı alma. Şu zaman en yavaşta değil mi? Tamam. Gir abi. Küçük traktörleri gir ama. Şöyle ortalama bir makine bakacağız, anladın mı? Bu konu bunlar değil bunlar. İstersen orta traktörlere de bakabilirsin tabii, senin kararın. Bize şöyle 200 beygirlik bir makine lazım. 150-200 beygir arası bir alet. Ya şey vardı. Kral. Orta traktörlerde bir tane Valtra vardı, hatırlıyor musun? 190 beygir mi ne? Bence hatırlayacaksın sen o cihazı. Fiyatı uygun olanlara bak lan. 200 binlik traktörlerin kirası pahalı olur. Bak şu 58'lik hurda mesela. 91'lik fiyat. Bak kaç beygir onlar mesela. Ama bu yer. Değil mi? Bu da yer. 70 bin. İleri doğru gitsene ya. Belki daha ucuzları da vardır. Aslında bu da yer ha. Bak o. O da yerde o geçtiğin var ya. 58 binlik. Oğlum. Kimliğimi mi doğrulayayım? Ne diyor la bu? Şu mouse'u bana versen sen. Böyle iyi bir traktör lazım bize ya. Gücü olan bir şey. Böyle yükseltilmeli şeyler değil mi? Bundan mı kirası? Oğlum onların kirası 3000-5000 lan. Bize uygunu lazım. Uygunu o. Vardı orada. Sen geçtin. Bakıyoruz abi işte şu an. 58 bine vardı bir tane. Abi geri döneceğiz ona. Dur bir. Kesin çeker. Yandaki 45'liğe bak. Bu da çeker. Çeker, biraz zorlanır. Bu 27 binlikler çeker ha. Bizim palet küçük çünkü. Lizard'ı mı kiralasak? Tabii kira fiyatını öğrenelim. Önce içine bir gir. Makine bu. Önün arkasına bir bak. Hiçbir şeyini değiştirmesene ya. Oo. Motoru yükseltiyorum abi. 170 yaptın. Traktör mü bu? Bu traktör değil. Sakın bu traktör değil. Bak arkadaki şey makine çalıştıracak şey değil. O egzoz. Niye uğraşıyoruz abi? Çık biraz daha, bir 10 bin pahalısına gir abi. Bu da aynısı bence. Dön. Tabii aynısı, çık abi. Bir pahalısı var 45'e. O traktör mü, ona bak. Bu traktör galiba. Değil mi? Traktör mü lan? Traktör abi işte. Şey mi? Makine çalıştıran cinsten mi? Bilemedim ki. Neymiş? High konfigürasyon diye bir şeyler koydu. Bunun işin yok abi. Bu ne alttaki? Motoru mu yükseltecek? Evet. 240 tamam. Çamurluk koyuyor. Geç. Sıfır veriyor gerçi. Bu traktör galiba değil mi? Ben de öyle olduğunu ümit ediyorum. Eğer aleti çekemezse patladık ama. Kirası kaç para baksana. Ne istiyor? 2400'ü buna vermektense aletleri kiralayarak işe alırım daha iyi. Değil mi? Öyle yap Seko. Çok istiyor, çok, çık. Makineleri kiralayarak alalım o kontratı. Senin dediğini yapalım. Kiralayarak mı aldın?
cihaz kiraladık yani. Yeşili biz niçin almıştık? Romantik. Sera mera yapacaktık galiba. Değil mi? Ona sorar ya, en fazla bir şey olmaz reis. Yanlış mı söylüyorum? İçimizden geçti alet bizim, bırak ya. O makineler bizi var ya... O ne lan? Nerede benim aletim? Heh. Cihazları falan karıştırdım ya. Evet. Ben orada bir şey görmüyorum ki. Açtı mı? Değil mi? Açmışsın, açtı da. Yok, şeyi göremiyorum. Menzilden gelmiyor. Şöyle yapalım. Oy, ağırdan oraya halletsin. Bunu kabloyla bağlasak ne kadar hızlı çalışır bu var ya kral. İşte kablo için yuva lazım. Bunu vereceğim, bu takılacak kendi kendine. 3-5 ne verirse. Ha? Az çok demeyelim. Neyse. Yani. Bir iş aldık. Devam ediyor. O yürüsün. O takılsın kendi halinde. Biz hassas zamanını mı bekliyoruz yani? Biz onu gerçekten niye aldık lan? Seralar için almışızdır. Rengi yeşil onun. Bir şey serası koyacağız oraya. Sen ne bulduydun ya. Abi bu iyi para veriyormuş dedik ya. Orada zaten bir şey yok lan. Soya varmış lan bizim elimizde. Bu aletin niye kreş yediğini hala anlamadım biliyor musun? Böyle buralarına çıkıyor. Alakası yok. Stüdyoya girmesi için uğraşıyorum oğlum ben. Geliyor. Bu satışı takip etmemiz lazım ama.
Şu an çok geriden gelmiyor olması lazım. Bak bakayım kral yana. Hı? Toparladı. Ufalttık. Benim anlamadığım ne biliyor musun? Bu yayınla ilgili ya şey de olabilir. Bu kablosuz ya o. Şimdi. Evet. Soyanın fiyatlarını takip edelim. Biliyorum abi. Mal elimizde kalmasın sonra. Yanında gömeceğim ya. At çocuğum bir kasa daha şuraya. Bunu nereye satacağımızı hatırlamıyorum ben ha. At! Olmadı. Gelirse bir tane daha dolar. Atölye el mi? Bakalım balı nereye satıyormuşuz. Şuradaki. Şurası la. Orada değil lan, şurası şurası. Kavşak var ya, kavşak. Sevdiğimiz sırasıymış. O zaman bu tarafta solda kaldı. Buraya gideceğiz. Buraya. Bir tek o alıyor demek. Yapacak bir şey yok ha. Neyse, bir daha uyutalım da fullensin bari. Bir de kışın ortasındasın, iyi para edecek şimdi. Ve yılbaşı. Single bass, single bass, jingle away. Ben o aldayayım, kıdeli konayım. Dediğimi beğenmeyeni sokaklarım. Haydi bakalım. Diyor, hayatım ben bu gece eve gelemeyeceğim, nezleyim. O da diyor, vah vah vah, çok geçmiş olsun. Lan diyor, salakları diyor, nezle değil, nezle, hasta değilim, nezleyim, nezle. Sanatçı nez var ya. Lan adamlar 10 lira bir kilometre polis yapmış ya, olmaz mı? Dedik gidiyoruz mu? Arabadan ilk kısmına bakıyoruz. Sağda mıydı, solda mıydı bilmiyorum ki ben yolu. Bir daha bakalım. İzmir'deyiz. Gideceksin, sonra sol yapacaksın. Sol. O yolu takip edeceksin. Şöyle yukarı. Hop, çekiş. Yolu takip edeceğim işte.
şey var, haritayı tam daha çözmemiştik zaten abi. Sarı sarı yapıyor anlamadım. Şu. Hayır lan. Portta bir sıkıntısı var galiba. Gündüz bak, mümkün tabii de yani o kadar beklemiyorum yani. Bura mı? Böyle arkadaki yere bırakacağız. Burada bir şey var ha. Saat yürük. Para artıyor. Yalnız baktığın zaman şöyle de bir durum var ha. Para iyi ya. Seralara geçebiliriz. Kurabiliriz. Bize bir su tankeri lazım. Bizim su tankerimiz yok mu lan? Hay maşallah. İyi para aldım, ben sana söyleyeyim. Adam intihar etti ya. Giden tırdan attı manyak. Oğlum giden tırdan niye atmıyorsun? Cins misin? Ben Erol Büyük Burcu. Bana kimse taksi muamelesi yapamaz. Mekanda Ser A'yı nereye koyacağımızla ilgili. Hiç Ser'e daha pahalıydı değil mi? Oğlum yeşil Romakon için aldık ya. Onun için. Bir Ser'e anlayacaksın. Bir Ser'e anlayacaksın. Kanolamız mı var bizim? Yağ fabrikası mı kuracaktık yani? Çok boyutlar. Burada ben onu dedim sana.
Ama kanalaya yeşil yapmazdım, sarı yapardım. Çaktı. Bence seralarda burada farklı bir şey gördük. Biz de ne gördük ya? Kocaman bir sera bulduk sen. Dev gibi. Alıyor. Seralara girsene lan, acaba ne bu? Üretim. Bak şu dev seralar var ya bak. Onlar değil lan öbürleri. Lan onlar değil lan. Var ya orada devasa, görmüyor musun? Şu ürünler için. Bak onun bir büyüğü daha var orada. Sen şu ikisini istemiştin. Serkan. Şu otlar var ya, şu yeşil otlar. Evet. O değil lan. Seraya girer misin tekrar öbür seraya? 40 bin diye. Ürettiği şu şeyler var ya. Sen onları istemiştin. Abi biz bunu yaparız demiştik. Ben sana söyleyeyim, o işin kolayı var. Gir fiyatlandırmanın olduğu yere, anla. Valla alıyor mu onu? Yoksa yanlış mı? İlk başta bir posta aldı. İşin komik tarafı, fiyatlandırmada o seralardan birinin malzemesi çok pahalıydı ya. Bu değil. Zaten ucun. Aşağı doğru devam et ya. Şekillerden tanıyacağız artık. Buralar bak, şu red. Satış noktası yok. Flowers. Satış noktası yok. Bambuya gel. Bunların hiçbir satış noktası yok. Kral. Değil mi? Biz onlardan almayı düşündük ama satış yeri yok. Oğlum bu gübre istiyor Serkan. Bu da gübre istiyor da. Bak bu marul üretiyor. Kral. Çilek üretiyor. Domates üretiyor. Gül ve kırmızı lahana da üretiyor. Ama biz bunu koyarsak gülle kırmızı lahanayı ürettirmeyeceğiz. Değil mi? Satış yok diye. Bunlar çok uzun, bundan değildir. Diğer şeyde koyuyoruz. Ha, bunlar az üretiyor. Bize 30 binlikten koyacağız. Biz fabrikalarına kanola koyalım abi. Çok beklersin ama kanolların üretilmesini. Çok zaman yer yani. Ve paran yetmiyor. 30 bin eserayı koyabiliyorsun ama. Ramorkun da hazır. Ne yapacağız? Boş boş. İndir kaldır yapıp final mi yaptı? Ama bakmasam söyleyeyim, orada şey var. O serayı koyduğumuz zaman o seraya gübre koymak için bir yöntem bulmamız lazım, bir de o var değil mi? Oraya gübre nasıl boşaltılacak? Ama seraların hepsi gübre istiyor bunda. Evet. Sadece su istemiyor yani. O gübreleri nasıl koyacağımızı bulmamız lazım.
Vay ki ne vay. Ha, oha ekran koruyucusu varmış. Sen söyleyeyim mi biz bir yerden offline'a düştük. Şeyden. Allah Allah. Yok yok şey kickte offline yazıyor neden? Bilgisayar basmıyor mu arkada abi? Basıyor. Basıyor. Bu işte bir tuhaflık hissediyorum. Şunu ben ekranın kapanmasını iptal edeyim ya. Biz onu unutmuşuz bak yaparken. Arada kafası karışıyor anladığım kadarıyla. Elindeki tüm parayla bala da yatırım yapabilirsin tabi. Hacı. Orayı komple doldurma planımız vardı ya. Dolduralım istersen. Gerçi topu topu koymaya kalksan 20 bin desen 3 tane koyarsın. Kontrat var mı? Bize yarayacak bir kontrat yok ki. Toprağa işleme var. Daha tarla uzak. Bir tane sabanla sürme var ama bizim saban küçük. Eziyete dönebilir yani. Aynen John Wayne. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçek bak manada bakarsak. Otobüslerde de ne yaptı? Şeyde bizim otobüs firmasında da ne yaptığımı unuttum ya. Sen hatırlıyor musun? Şeyler yapıyorduk ama. Bütün araçları elektrikli yaptığımı hatırlıyorum. Ne işim var şu an? Buraya ne koyuyor? Oğlum arıları koyacağın yeri unuttun lan. Bak sahibi değilsin koyamazsın diyor. Ama arılara yatırım yapabilir misin şu an? Bunu 3 tane. 4 de koyar şu an ama param biter. Arı. Şuradaki boşluğa yapıştır bir tane. Nasıl uygun? Ne üst üste geliyor ya? Tamam koyuyor işte yapıştır. Biraz dışa açıl. Geri sağ kay 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 kay. Hop çok gittin. Yapıştır. Koy yanına da. Öne mi getirmen gerekiyor? Allah bereket versin. Ha? Pasif kelürümüzü tovana fırlatacağız. Aslında şuraya falan da bir iki tane koyalım. He. Bitirme. 21 bin nereden geldi lan o para? Ya abartma tamam abartma. Lan herif her yere baz istasyonu koydu ya. Oğlum hayırdır şey misin? Operatörün mü var? Evet. Ne ara kurdun bizim niye haberimiz yok? Kurdum işte. Veriyor. Adam telefon şirketi kurdu resmen ya.
Üstüne çaktım, gördün mü? Bir tane daha çaktım üstüne. Allah'ım deli manyak herif. Salak salak paraları koyuyor üst üste. Ben görmüyorum ama bak da. Bak, görüyor musun? Allah cezanı vermesin seni. Neyin üstüne geliyormuş? Şimdi yatalım ne kadar verecek? 2000 küsür veriyordu. Bir de ballar da hayvan gibi birikmeye başlayacak. Değil mi? Biz o balların orayı doldursak zaten para basar orası. Orada alanımız var. Dediğin gibi kanka biz yağ fabrikası için para biriktirmeye başlayalım. Bak 3500 kalıyor şimdi. Şöyle bir şey, yağ fabrikasına gireceksek o zaman kanka bizim şu an yapmamız gereken eğer paramız olursa bizim orada bir arazi daha var ya almadığımız parsel. O parseli de alıp alayına kanolaya girmek. Bu arada, biz bu buğdayı da kaç para verirlerse versinler satalım diye ettik zaten. Bak 4800 oldu gelir. Abi de biz buğdayı satacağız mı lan? Bizim bir işimize yaramıyor. Biz buğdayı niye? Tarla boş kalmasın diye. Ne gelirse kar. Satacağız. Soya'yı satacağız, buğdayı çekeceğiz, buğdayı satacağız. Buğdayı da kışın satacağız. Bak 23.000 oldu para. Öbür arazi hala devam ediyor mu? Ediyor canım. Bak aktif diyor. Bir şey söyleyeceğim abi ben sana. Bizim burada ne kadar borcumuz? 400.000. İki günde bir borç öde. ...2023'te kullanmayacağız alanlara baz istasyonu koyacağız, tamam mı? Oyun bir aç, oyun bir gelsin bakalım neler var neler yok. Bir de modları yüklerken çok dikkat etmemiz lazım. Bayağı seninle ders çalışacağız ona mod yüklerken, biliyorsun değil mi burada? He, o yayın özel olacak. Yayın değil oğlum. Şu yanda laptoplarımız var ya. Yani burada oyun açılacak, önümüzde laptoplar şey... Bu ne demek, bu ne, bu ne, bu ne, tek tek araştıracağız. Yanlış bir mod yüklemeyeceğiz. Ne verdin? Gelir şimdi. Ekinler baş vermeden... 5000'e yakın veriyor, al. Ekinler baş vermeden... Kor buzağı dopallamazmış. He? This is ben sana bir söyleyeyim bak. Para güzel artıyor. Dur. Çok alıyor. Çok. Bir tane daha de ya. Zaten oradan bir 10.000'e yakın şey 16 desen 10.000 civarında para gelecek öbür tarlanın içi bitince. Makine de bizim değil nasıl olsa. Ama baga girmesin hıyar, ona dikkat et. Dönemedim ben, baga girdim olmasın yani. 4.700 veriyor. Bakalım. Yukarıda mıydı? 26. Şu alttaki büyük olan. Aha, daha çok var onun yolu. Çiçah. Biraz daha baz istasyonu koyayım. Şunu çıkartalım. Aralara yüklenelim artık abi. Aralardan daha güzel kar geliyor ve aralardan kanola çıkana kadar fabrika parasını çıkartmamız lazım. Farkındaysan. Ne demek şu anda uyuyamazsın? Tam güzel ballara bakalım ne kadar. O kadar bal koyduktan sonra diyorsun illaki bir şey oldu. He? 3 tane de ağrı vız 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 buldu. Orası dolacak. Orası dolacak. Burası dolduğu zaman deli gibi bal verecek burası, biliyorsun değil mi? Kral. Bir de bir şey fark ettim ben oyunda. Ben seninle bu oyundaki yaptığımız gibi böyle fikir tartısıyla böyle şirket yönetim işleri yapıyoruz ya böyle. Otobüs oyunu da öyle bak. Belediye otobüsü de öyle. Bugün diyorum ki ben Bus Simulator'a da final yapalım mı? Yoksa birkaç tur daha gidelim mi? Bus Simulator'a final yaptık, o zaman ne yapıyoruz?
Big Ambitions. İşletmeci simülatör. Hiç oynamadım ben de sen de. İkimizin de amatör olduğu bir oyun. Benim izlediğim bir oyun vardı, hatırlıyor musun? Sana göstermiştim ben. Var o bende, biliyorsun. Güzel bir şey o. Eğlentisi yaparız. İkiyi aldığımız zaman yaparız. Maddiyat sıkıştırıyor beni, biliyorsun şu an. Bir de bu hard disk muhabbetini çözeceğiz. Kral. Benim aklıma bir plan geldi. Bunun için eriyorum. Biz bir tane disk atalım. Bütün oyun kurulumlarını da o hard diske seçelim. Şöyle diyorum, birlik alalım. Bir teknik. Biraz pahalı ama bir kere alacağız. Ne diyorsun? Ya tabii ki oyun olacağı için SSD'yi kullanacağız. Ya da M2 mi çaksam lan oyunları kurmak için? M2 değil, M2'yi... Oğlum bütün sistemi silemem be, Seko be. Kardeş biliyorsun Pro Tools'u var, Studio One'ın var. Yani işte akustik var. Ben bir şey yapıyorum. Param var, bir arı daha mı koyacaksın? Ha? Arı. Ön panele at ya, ön panele. Şöyle dikey koy, dikey. Ötünü verdin, ters al. Neyle üst üste geliyor, ne diyor bu ya? Ne saçmalıyor oğlum bu? O oraya koymuyor değil mi hiçbir şekilde? Bank mı var orada? Tamam yapıştır, sığdığı kadar baba. Bir boy küçüğünü seçsene şunun, aranın. Paramız şu an şuna yetiyor. O ön tarafa koyuyor mu diye merak ettim. Yok tamam boş ver. Merak ettim, oraya koymuyor, tamam. O işaret var diye koymuyor büyük ihtimalle. Ah birbirine çaktım bir tane onu. Maksat diyorsun, gelsin. Şey, hasata daha var mı? 1 Haziran. Buradan görmüyorsun ki oğlum. Ama soyanın satışı. Soya koymuş 1310. En yüksek ne görüyordu abi? En yüksek ne görüyordu? 170'i görüyormuş en yüksek. Şu an yükselişte mi görünüyor? Durmuş. O inişe geçecek, öbürleri yükseliş görünüyor. İstersen şey yapalım. Direkt gün atlatma değil de 360 gün hızlandırma yapalım. Gir çık gir çık takip edelim orayı. Ne diyorsun? Şey, saat başı bakalım. Bir dakika dur. Zaman durdur. Oğlum 1170 değil miydi en yüksek gösterdiği? Evet. Oğlum 1300 de şu an bir tanesi. Var mı lan? Nerede lan bunlar? Marison var ya, trenle götürdüğümüz. Geri düşecek 1070'i, 1300'ü yakalamışız. Son anda uyandım lan, benim de kafa gitti bir an ha. Biz malı götürelim abi. Satalım. Arılar için yeterli paramız olacak birazdan. Ya arı! Arı! Ya abi sen şimdi böyle deyince benim aklıma Haydo geliyor ama. Gelmesin. Arı! Gelmesin. Gelmesin. Ya birader bizim geçtiğimizde onlar vardı. Biraz saçma gibiydi ama komikti yani. Zaten Farming'de final yazdığımız için değerli dostlar, bu öyle çok uzun saatler süren bir yayın olmayacak. Son bir oynayıp oyuna veda ediyoruz sadece. Yaptığımız bu dostlar. Sonrasında bizim bir İETT vardı, onunla uğraşmamız lazım. Tıs tıslarımızla başımız belada çünkü çok tıs tısımız var. Yolumuz mu? Bizim kaç takımımız vardı lan? 200 tane mi? Bizim Marison'a nereden gidiyorduk? Haritanın sonunda. Ama her iki taraftan da gidemiyorsun. Bir taraftan gidiliyor. Ben hatırlamıyorum. Harika. Baka baka gidelim. Değil mi? Hayır. Ben sana bir söyleyeyim mi? Tank usta. O para bitmeden biz bunu satacağız. Gece bitecek gibi olursa borç çekeriz. Ne olacak? Sonra geri öderiz. Geç bir git, geç bir git. Yalnız geri öderken 18 bin veriyorsun.
%4 bilmem kaç faizi var kardeşim, yapacak bir şey yok. Yok lan, bu muydu değildi bu. Bu mu? Emin misin lan? Sen yine Darta'dan bak. Bazen saçmalıyor biliyorsun. Bir gir bak haritaya da burası olup olmadığını emin olalım. Nereye yüklediğine bak haritada. Yükle etmeden. Ne burası? Sırı değil oğlum. Güney Demir Sürüyorsa burası değil. Ha doğruya trene yükleyecektik değil mi biz oradan? Evet. Silo'ya yükleyip tren çağıracağız buraya. Pardon, doğruya trene yüklemedik daha. Ne çabuk indirdin lan 50 bini. Nasıl treni şuradan bir yerden çağırıyordun arkadan? Bu muydu? Saati 1 lira. R'de tren kiralı diyecek. Bekle 90 metre geliyor. Dur dur. Dur salak. Bin 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 bin. Niye duruyor kodumun treni? Bir çarpacak ya. Tamam. R çıktı mı? Oldu. Terse doğru mu gideceksin trenle? Yani o kadar dolanacağım mı yoksa geriden daha erken abi oradan mı çıkalım diyeceğim? Geri getireceğim. Orada kafası var mı? Kafa olarak değil. Sonuçta treni oraya getiriyoruz ya o bakımdan değil. Gitse sen geri geri. Deneyelim mi? Boş ne deneyim? Öğrenmiş oluruz kanka. 25'te işimize yarar yaramaz mı? Yap. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu yeni aldığımız görüntü yakalayıcı fena değil baksana. Değil mi? Geri geri gidiyoruz ya. Bu taraftan daha yakın demiştin sen bana. Haritadan bakalım. Kanka bunu 3'e basıp yok geri gidiyor. 3'ü kapat 3'ü kapat 3'ü. O ileri alıyor galiba. Geri geri çekseyi. Tren oğlum bu. Bizi atacak zaten treni aldığı zaman doğru mu? En son öyle yapmıştım. Haritanın sonu değil. Hop. Sat. Allah bereket versin. Değil mi? Tırımı da alır giderim kardeşim. Çok iyi para geldi yalnız. Şimdi zaten biz iki kere, üç kere duyacağız değil mi? Uyu, uyu, uyu yapacağız, hasat başlayacak. Güzel. Aa, onun bu güncelleme yapıyormuş. Ekran düzenledi bak. Hiç aklımıza gelmiyor lan, güncelleme yapıyor olduğu. Evet. Doğru ya lan biz bunları... Kahveler, az karpuz. Karpuz gel, karpuz. Ben de diyorum ne oluyor ya? Karpuz. Şimdi lan ne oğlum işte izleyicimiz gelmiş. Yok belki bizim şey... Şuralı olmasın? Yok be. Gerçi Gürcan artık ismini kullanıyor. O kendi ismiyle geliyor ya abi. Bal 23 gün olmuş. Abi buraya yüklüyorsun ya mal. Bal mı alıyorsun? İki tane bal alayım diyorum. Yok hayır şöyle bir şey. Bala mı yüklenelim fabrikaya mı kuralım? Abi şu an... Ama sen şimdi diyeceksin ki kanalanın büyümesi için zaten zamanımız var. Biraz daha dışa yan. Güzel. Nasıl sığarsa öyle koyacağım diyorsun. Öyle koyma. Dikey koymayı dene. Dikey koymayı dene. Hayır öyle yapma işte. Niye yapıyorsun ki öyle? Yaklaş arkaya doğru biraz. Bak aldı orada bir yerden. Çak. Altına da çak bir tane ya. Uyuyacağım para gelecek oğlum zaten. Oğlum nasıl bir şeyle çakışıyor orada? Bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Orada bir şey yok. Değil mi? Biz mi görmüyoruz orada? Bir şey yok. Yo, 12 binlikten falan dene. Doldurabilmiş kadar doldursaydık orayı. Olmaz mı? Buraya yaklaş. Ha bak, aha. Başka alıyor mu? Oralar, o altlara doğru dene abi, altlara doğru dene. Ha orada da alıyor bir yere bak.
Yavaş git lan, yavaş git hayvanat. Tıkla, biraz bu tarafa, orta o araları dene çaprazları. Ne para... yapıyorum, 1000 lira kaldı. Tamam, ne fark etmez oğlum, arayı arttırdık şimdi, uyudum, artacak paran zaten. Ne istiyorum, bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Şimdi biz buğdayı çekeceğiz, buğdayı çekince bekleteceğiz galiba değil mi? Şeyine bir bakalım, uyutalım bir gün de şeyine bir bakalım. Buğdayın pik yapacağı şeye, tarihi bir görelim abi. Ne diyorsun o konuda? Pik yapacağı tarihe bir bakalım abi. Bir baksana buğday ne zaman pik yapıyormuş? Piday. Çok pahalı bir şey değil buğday da ya, çak bakalım bir görelim nereye ne kadar çakıyor. Aralıkta 400 küsür yapıyor abi. Yani kar yağmasını göreceğiz. Kar yağacak. Yazın yağar kar başıma. Kar yoktu mi? Eyvah. Bana enerji ver. Bana enerji ver. Aha benim de pil bitmiş. Benim mikrofondan alıyordu sesi büyük ihtimalle. İki saattir boşuna mı konuşuyoruz biz? Şu an seni aldı. Ben bunu takayım mı lan şarja? Bu da olsun. Benimki birazdan çok fena gürültüler çıkaracak. Hacı. Yanıp sönmeye başlamış yani. Şey duruyor mu? Hatırlamıyorum abi. Aa. Hacı. Bu da değil. Eyvah eyvah. Tamam. Ben şimdi bir gün daha uyutuyorum, hasata başlıyorum. Biçerler çalışsın diyorsun yani. Tabii canım. Öbür taraftaki iş bitmedi mi? Bir tane biçer var lan. Hocam öbür taraftaki iş başlamadı, bitmedi değil mi hala? Yok. Hala sürüyor. Hı. Sürsün ne diyek? Biçer yürüsün. 5000 Abi ben bir şey yaptım. Demek ki Temmuz'da değil, bir sonraki ay olacak. Kral. Temmuz diyorum ha. Ama bizim ektiğimiz tarih. Anladın? Doğru, biz geçirdik. Ekim ektiysek Ağustos verecek. Yalnız bizim krediden bir miktar tırtıkla bari de. 5000 koyuyor zaten bir uydunun. Niye tırtıklayayım? Öde yani. Tamam. Oğlum bir uyuyorsun 5000 veriyor. Baksana. İki tane öde, bir uyu, 10.000 olacak yine. Hatta yani... Şimdi 10.000 olacak. Ama işçi berelerini unutuyorsun. Ha veriyor işte oğlum işçi parasını lan, bir çerçeve çalıştıracağım, abartma. Biz bütün parayı şeye bastık, kafamızı edeyim, tarlayı almadık. Kanola için öbür araziyi de ekleyecektik ya. Neyse öbür işçi bitsin. Kral. Oradan gelen para gelsin, kredi payımıza bakalım. Arazinin fiyatı 100 küsür bin vardır ama. Değil mi? O ucuz olan mıydı lan almadığımız? Bakacağız. En ucuzu oydu galiba, almadık. Bakacağız. Hasat hazır hale geldi. Sen şunu deyon. Zaman en yavaş değil mi şu an? Evet. Ne kadar istiyor? 146.000. Sıçar.com.tr. Bizim o kadar kredi payımız var mı? 100.000 çekeriz. Bir şey diyeceğim. Kral. Bu. Arazileri, toprakları tekrar yapacağız. Orada ne ekili baksana be. O arazide. Şimdi gidiyoruz işte abi bak baya. Orada yulaf ekili galiba kanka. Çaktın mı? Alırsak üstündeki malı da alırız. Bizim biçerle. Rengi yulaftı galiba onun. Ama 100.000 çekersek bile alamıyoruz. Ama elimizdeki balı satabiliyoruz. Baharık. Bir de o öbür romorku tutalım mı elimize, satmayalım mı? Yeşil olan. Yok sattık diye biliyorum ya. Hayır, arkada bir tane şey var ya, yeşil romorkumuz var ya bizim. Şeyimizi biliyorum lan. Otoludur'u. He. Bu arazi bizim mi?
Baran buğday mı? Lan o. Bu aracı. O buğday baba, buğday o da, o da buğday. Vallahi buğday. Yulafmış tamam. İşimize gelir abi yulaf. Satarık. Çalış lan köpek. Biz şu an ne kadar kredi çekiyoruz? 100 bin. 400 bin mi borcumuz? Şey 400 bin indirdik mi üzere? Evet. 100. Yani bize ne lazım? 46 bin mi lazım? Patlar. Şey var mı? İşçileri çalıştırabileceğimiz, traktörü falan çalıştırabileceğimiz iş var mı? Baksana. Traktör şimdi gelip bizim tarlada çalışacak, sap parçalayıcı da. Hayır, kontrat var mı para kazandıran en azından? Ona bak. Bize para... Hasat ne hasadı lan bu? Bunu geç, bunu geç, 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 geç. Aman aman benden, bizden uzak dursun. Bu da bizden uzak dursun. Gerçi kasalı olsa alırdık da. Bunlar ne? Bunlar bize yakın değil ama değil mi? Bir gübreleme var. 9 doğdu ebesinin şeyinde. Sap parçaladı bu sarıcıda. Bunu hemen parçalamaya çekeceksin. Biz o araziyi alamayacağız. Doğru muyum? Kafamıza tüküreyim. Hiç aklıma gelmedi araları alırken. Düşünmedim ki ben onu. Ama şeyin içi bayağı bir doldu ha. Balın içi bayağı bir doldu. 32 bin. Hala veriyor. Ya diyorum ya, o balı satsak yine bir para gelir bize oradan. 20-25 bin. Gelmez mi? Gelir. Şeyin içindekileri satsak, silahın içinde kalan tek tük malı da satsak. İttire kalktıra çıkartırız işte abi. Ucu ucuna da gelse. Değil mi? Hayır, orayı da sabanla birleştireceksin ya. Hacı. Orayı alttan kortla birleştireceğiz ya. Abo. Ne? Ne oldu? 3000 küsur gördüm ya. Ve abo diyorum tekrar. Yakıt o kadar bitmemiş lan. Yok, tankın %80'i dolmuş. Bak tank doldu diyor. Hangi ara doldu oğlum bu? Nasıl bir verimlilik yapıyorsak. Ha? Reis. O silonun içinde de şeyler var ya, bizim işimize yaramayacak. Mısır mısır zart zort bir şeyler. Fiyatı kaç para olduğuna bakmasın. Kahalım gitsin. Elimizden gelen bu, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Paramız yetişirse ne hala? Ha? Tarlayı aldık, final yaptık. Yok şey için oğlum diyorum. Oğlum kaç... Oha! Yarısına gelmemiş. Rekolteye gel. Kral. Ciddi misin sen ya? Rekolteye gel. Bak hayvan gibi mal verecek bu Serkan. Bu hayvan gibi mal verecek, hazır mısın? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dehşet mal verecek ben sana söyleyeyim. Oğlum bilgisayar kasıyor sandım ben de lan. Güncelleme yapıyormuş alet lan. Günahını aldık oğlum makinenin. Ben sana şey soracağım. O konuda da fikrini alayım yanıma hazır stüdyoya gelmişken birader. Bu ekstra kullanacağımız PC'ler için CVC'yi yükselteceğimiz bir sistem yapmalı mıyız? Olabilir. Bizdeki switch'ten bir tane daha mı alsak? Yoksa o switch'i iptal edip, gerçi o switch'i iptal etmeyelim değil mi? Switch'i iptal etmeyelim de, şu bir switch alalım. Yok burada, şu 1 gigabit bizim switch kullandığımız. Ama soket sayısı. Aha aydın geldi. Sıçtık. Vallahi aydın geldi ha. Sıçtık. Niye öyle diyorsun lan? Aydın iyidir lan. Başlar şimdi kamyon arkası yazılarına. Başlasın canım, ne olacak? Kamyon GoPro olsun oğlum aydının. Şuna baksana nasıl gidiyor. Oğlum arazinin yarısında şey yaptı lan. Oğlum biz final yapıyoruz, buraya kanal ekeceğiz. Eker miyiz ki? Bilmem, eker miyiz? Bilmiyorum, bence süre bazında bakarsak ekmeyiz.
Serkan abi bak küsmüş sana, gördün mü? Niye abicim? Kamyon arka yazılarına başlar dedin, küstü sen. Ama öyle. Ama yazıyor. Yazıyorum. Yalan mı? Oğlum bak Farming 2022'nin final bölümü küslük yok. Darılmaca alınmaca yok. Servet Kaan. Aleykümselam. Hoş geldin. Hayır, bir de şöyle bir şey var şimdi bak. Biz bunun işini finale yapacağız. Yayını kapatacağız ya. Evet. Hiç kapatmayacağım ben yayını da. Yayın akarken düzenleme yapamıyoruz. Yapıyoruz. Yapılıyor diye biliyorum ben. Evet. Bayram günü gibi. Düzenleme yayın akarken yapılabiliyorsa, isim değişikliği falan. Yayın akarken yapacağız. Pizumki Kirezok. Ipıtıs. Ipıtıs. Yılan gibiyiz anasını. Yılan. Şeyde. Abi geç. Abi bekleme yapma. Arkalara ilerleyelim. Kayra. Aha, biçer gene doldu. O otobüste de bir şeyler yaparız. Biçer oğlum, biçer. Yetişemezsen Esen. Oğlum bu bitmeden ikinciyi verdi. Ne oluyor? Hıı. Burada en rekabetçi bir şey var. Fiyatı düşük ama. Değil mi? Yani. Burada dekoltesi yüksek olduğu için parası az. İkisi birden yüksek olsa zaten oyunun bir tadı kayıfı kalmıyor zaten. Ya biz şimdi bir de hassas tarımda çalıştık, açtık oyunu bilmeden. Stranlık yine bir resim var seninle de. Girelim oğlum. Final bölümünü bitirdikten sonra şey mi yapsak? Biz şey yaparken... Allah sokarım derim. Al işte. E haydi Serkan abin haklı çıkarttı şimdi ama. Yani. Ben şimdi daha ne diyeyim sana oğlum? Bana onu söyle. Demeyeyim, etmeyeyim diyeyim. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim, ne diyeyim? Bu şeye... Stranded Deep'e... girmemiz için bize ne lazım? Ne lazım? Stranded Deep'i şöyle yapabiliriz. Bugün mü girelim? Bugün girebiliriz otobüsün yerine. Evet, mantıklı. Biraz zor bir oyun. Biraz İngilizce, senin dil benden iyi. Kafa kafaya biz onu çözeriz la. Ya işte pusulayla yolu bulamazsak bozabilir. Çünkü onda şey yok, navigasyon sistemi yok. Neredeyiz biz? Bizim klasiğimiz. Biz birazdan mol A yaparız belirli bir saatte. Bu arada bu arkadaş bir şey, bunu bitireceğiz ya, bunu yok et deyip yer açılacağı için ötekine yükle baba diyebileceğiz. Hemen sıradaki arazi. Altındaki iş bitmiyor ya. Oraya koyduk aleti, gidip geliyor anasını satayım, hala bitmedi. Yükselmeye bak. Bu hala sürüyor. O sürsün, takılsın o kapısı. Aa bir de şöyle düşünelim. Şimdi buğdaydan iyi bir şey gelecek. Buğdayı siloya bırakıp silodaki bizim işimize yaramayacak bir mal varsa onu bir yere götürüp kitleyip. Mis sürüyorlar abi.
bir tek mısır var değil mi orada? Ya bir ürün kanola mıydı öbürü de? Mısır var. Bir şey daha var. Üç ürün var silahın içinde. Mısır var. Git bak lan. Soya fasulyesi, soya fasulyesi, mısır. Bir şey daha var. Bir de buğday vardır. Buğday var mıydı lan? Bin litre bir buğday var. Buğday mı mısır var? İçindekini hepsi satılacak yani. Evet. İçindekini de kasaya al bari. Yok, bunu oraya boşaltacağız zaten. Tarihini bekleyeceğiz, öyle satacağız, doğru ya. Ha? O da dur. Arada benim de... Ya yaşlandım artık, unutuyorum hocam. Burada olan bir teyzesindir. Sim kartı almış. Daha ne istiyorsun oğlum işte, hat almışlar sana. İçeri kaldırdı, boruyu da açtı. Bir. Bu hayvan gibi malzeme alıyoruz ha. O alttaki yulafı da alırsak biz güzel satış yapacağız. Aralı gıda. Yok canım, ne vereceğiz numaramızı lan? Biz öyle yapmıyoruz. O iş yaş iş. Biz numaramızı verirsek sana sen... Kamyon arkası yazılarını gönderirsin bize WhatsApp'ta. Bu... Yavaş yavaş ilerliyoruz Serkan hocam. Yaptığımız işlerle. Bu sezon, yani bu kış sezonuna emin adımlarla yürüyoruz. Tabii yeni ekipmanlarla uğraşırken de biraz bizi ekonomik olarak darlıyor ama... Backlink'i çaktığımız zaman var. Yok, ya... Yok, tenhada öyle olmaz diyor. Gülük lan buradan. Ulan ne adamsın Efe lan. Bu şey... Yürüyün. Terbiyesiz. Neydi o ya? Şeyde... Backlink'i şuna taktığımız zaman... Onlar nasıl yapacak acaba? Fenasın ya. Ya olacak o kadar oğlum. Onların ikisi de bakımdan çıktı biliyorsun. Çalışmasında bir sorun yok ama güncelleme yapıyormuş ya. O yüzden kasıyormuş. Ama tabii bizim eski kafa gidelim abi. Kablo sistemi olayını yapalım yani. Tabii. Ben bir tane bu şey yaparım ya. Ket kablo bilmem ne bir şekilde çözeceğiz. Bizde bir tane şey vardı değil mi? Eski ket vardı bizde bir tane. Nereye sakladığımızı hatırlamıyorum ben onu, biliyor musun? Soktuk biz yine o eserle bir yere ama. Ben söylüyorum abi, biz vallahi sen haklısın bak. Şu konuda haklısın abi. Şu malzeme var ya, şu. Evet. Bunları... Şunu rek gibi düşünüp komple altını üstünü yapıp bağlantılarını yapıp yanlarına da bizde zaten malzeme var ya, bir sürü parçamız var. Yanlardan vidalarını atacağız abi. Hatta gerekirse şey bulabilir miyiz? Neydi onun adı? Delmek için mi? Hani matkabın ucuna takıyorsun da delik açıyor. Böyle dönüyor, böyle dölük açıyor. Tamam, buluruz. Nalburlarda falan satılan bir şey midir o? Evet. Tamam, ondan bir tane lazım. Bizde matkabımız da var. Fanlara göre kanka. Fahrettin abiden de alırız ya. Yani fan... Fahrettin abiden isterim, o işini de bilmiyorum. Peki, fanları kanka, bilgisayar fanları. Soğutma sistemi yapacağız ya içinden, sirkülasyon yapacağız ya. Onu yaparken biz onu led trafosuyla da besleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. 12 volt fazla mı gelir ya? Öğreniriz. Niye fazla gelir? Yok. Voltaj yüksek gelebilir. 5 voltla da çalışıyor olabilir fanlar. Ne olacak? Sıçtık. Ne oldu? Doldurdu. Ne oldu? Altına mı? Altına. Abi dehşet malzeme çıkıyor şu an ha.
Sanki 30 binlik bir çerim var da dehşet malzeme çıkıyordu. Alt üstü 12.250 lira. Küçümseme küser bak ha. Çödümün kenarı. Kaldıracağız o ilgili. Nereye küser? Biz ona küsüyoruz falan. Sen eskidin, sitir git falan. Tabii canım. Sen git lan, eskisi sen, eskisi sen falan. Ama düşünmüyor değilim bu dediğini. Bilgisayar fanlarıyla yapabileceğimiz bir iş. Daha %20'si doldu kasada. Bir dakika lan. Power supply'leri de ateşleyebiliriz aslında. Çözeriz biz seninle bunu, sen söyle. Biz çözeriz onu, sen söyle. Ben onun bir yolunu bulurum kanka. Çünkü bu fanların şeyle çalış, 9 voltla çalışanı da vardır. Yanlış mı? Yani normal elektrikle çalışanı vardır. Elektrik. Bir de bu bilgisayar kasalarını da şey yapalım diyorum, kral. Buna göre kablolama yapsak diyorum. Tabii sen uygun görürsen. O yapmamız lazım abi. Şu alt var ya, alt yer. Hı hı. Bizim senin yanındaki boşlukta. Oranın diyorum altına bir plaka, 2 santim niyetine defenin bir şey. Üstüne 3 kasa yan yana koyalım altta. Yanların arkasını kapatalım. Klimayı çalıştırınca soğuk hava yere çöküyor ya. Hı-hı. Egzozlama yapalım. Olabilir. İçeriye hava çektirelim. Yani biz yaparız senden ya. Neden olmaz? Biraz uğraşacağız. Biraz emek vermemiz lazım o işi yapmak için. Ama yaparız. Bu durumda bu bilgisayar kısalar masadan kalkar. Hocam. Masada bize çok ciddi yer açılır. Hem de çok ciddi yer açılır. Ve şu monitör referansların önüne ekranlar geliyordu, sıkıntı yaratıyor değil mi bize? O zaman burayı full ekranla donatabiliyoruz lan. Kral. Şimdi onu fark ettim. Burayı full ekranla donatıyoruz. Böyle donatıyoruz böyle. Değil mi? Artışa bak. Olacak o kadar. O sistemi yapmak istememin sebebi şey. Yalan söylemeyeceğim. Ama bize şu ses masalarıyla ilgili, şu aletlerle ilgili bir şey lazım. Şunlar için. Bunları bu tarafa koyuyoruz ya biz. Kanka onun üstüne de laptop koyuyoruz öyle. Benim aklıma gelen şey ne oldu biliyor musun? Biz eğer bu senin dediğin gibi bunu, bu sehpaları reke çevirirsek, bu mikserlerin gideceği yer bende. Başka bir şey var mı? Bir de sen şey yapıyordun bir zamanlar, hatırlıyorum. Kabloyu koyuyorduk, takıyorduk. Sen o kabloyu ha şu kadar yetiyor deyip oval yapıp küçük küçük şey neydi? Küçük klipsler. Hı hı. Onlara böyle cırt cırt yapıp oraya buraya tutturalım abi ya, o sen dağılıyor falan diye. O zaman ciddi yer açılacak ama. Çok ciddi yer açılacak. Elektrik hattı da değişecek. Buraya takılacak şeyler, oraya takılacak şeyler değişecek. Tabii. Ama biz o işi de çözeriz. Kolonların hatları artık yerden değil de yukarıdan gelir. Yerden şeyler gelir, kasaların hatları gelir, elektrik hattı. Abi buradan takacağız, buradan bir tane uzun kablo gidiyor. O kabloyu kasalara bağlayacağız. Monitörler duvardan besleyecek yine. Sen burada çalış çocuğum. Yani her türlü biz o işi çözeriz sen. Enerjisini çözeriz. 180'in doldu burada. Şöyle söyleyeyim. Kablolama var ya, bizim için dünyanın en kolay şeyi biliyorsun. Kablo işini, yani daha dün gittik kablolama yaptık sen. Kablolama hiçbir şey. Cihazların yerlerini yapmak önemli bizim için. Ve HDMI bağlantılar için gerekli malzemeler falan. Neyin lazım olacağıyla ilgili not alıp, fazla alıp yedekli dolaba yerleştireceğiz buraya. İlk selam, çivi, ne lazım olacaksa işte.
kurulumu yapacağımız zaman aa lan bu eksik kalmış demememiz lazım. Mesela şu kulaklık amfisini kullanıyoruz ya burada. Örnek veriyorum orada duruyor. O kulaklık amfisinin üstünden şöyle yatayından şeye engel olmayacak şekilde şu bacağı klipsleyemez miyiz? Her türlü. Ve yani 10 numara 5 yıldız iş yapacağız. Ses kartlarını klipsleyeceğiz. Biz seninle var ya öyle bir düzen kurarız ki oraya rekoranı. Hatta sen bir söyleyeyim ya. Biz bunun üstüne bunun arasında bulabilir miyiz lan biz Hüsefan? Olur da. Renk olarak değil. Farklı bir rengini buluruz. Rengini boş ver oğlum aynı ölçüde. Sen ne yapıyorsun lan geri zekalı? Aynı ölçüde buluruz ama değil mi? Senin gibi yapay zekaya ben. Hangi arazi lan? Birleştirdiğin arazi değil mi oğlum? O arkadan dönemeyeceği için öyle yapıyor bence Serkan. Şeyi düşündüm ya. Kış. Ya şeyi düşündüm. Bunun farklı rengini bulduk diye. Bak. Üstüne koyduk. Bunu üstüne koyduk. Niye bunu yukarı kaldırırız mı? Onu bunun üstüne koyarız. Bunlar alırlar. Hayır hayır. Şey için diyorum. O bizim elimizin ayarında. Hizasında şu an. Üstüne bir tane daha koyduk. Kapalı. İçine kasaları koyduk. Kasalar yüksekte kaldı. Üç kasa girer mi onun üstüne? Olabilir. İçine üç tane kasa girer mi onun? Girmez değil mi? Ama biz senden bir matematik yaparız. 16.000 aldık kontratı. Ha bitti mi de? Yolun ucunu bıraktın şaraf. Kontrat bitti demek. Allah bereket versin abi. Ama tarlayı alamadın. Ama benim canım sırf o tarlayı alırım şimdi. Bu şey dikkatimi çekti. Bu işleri yapacaksak. İşte bunun için bize zaman lazım. Malzemeyi toplarız da zaman. Değil mi? Aaaa. Sen burada hangi ay başladın? Kanalda mı? Hı. Şubat mıydı? Yok. Eylül müydü? Ekim. Ekim'de miydin sen? Yok, Eylül'de girdim. Eylül. O zaman sen Ağustos'ta şey isteyebilirsin. Yok. Hı. Değil mi? Bakalım. Kalırsan. Yani biz bir aksilik olmaz. Benim anlayacağım sanayi biliyorsun. Olursa tabii. Yok olmadı da hani çalışıyorsun hani yıllık izin o tatillerde isteyebilirsin ve evet. Sanırım yıllık izin öyle 15-20 gün, 10 gün 15 gün vermiyorlar tek seferde. Ya kim ne kadar isterse, kim ne kadar isterse. Sana verdiler diyelim. Çünkü malzemeyi, senin yıllık izin alacağın tarihe göre biz malzemeyi tamamlayacağız burada ki burayı indireceğiz komple abi. Ve bizim burayı 3 günde kurmak gibi bir lüksümüz yok. Abi kanalda şöyle bir şey var, kim ne kadar isterse o kadar. Hı. Şey için dedim. Çalışmayı bitirdim dedi salak. Dönemeştim. Çünkü sen şimdi bizim yayın sistemlerimizi görüyorsun. Abi. İşi ne kadar ilerlettiğimizi de biliyorsun. Ve beraber yaptık şunu. Ve oradan baktığın zaman biz bu malzemeyi indirdiğimiz anda temizlik, kurulum, bakım yani 24 saat içerisinde geri kurmamız lazım ve test almamız lazım. Farkındaysan. Değil mi? Ya bu da bize şöyle bir dezavantaj sağlayacak. Biz uykusuz kalacağız burayı yaparken. Yani sabahın köründe başlayıp ertesi sabahın körüne kadar yardırmak zorunda kalabiliriz. Artık beni bu masanın üstünde uyumuş şekilde bulursun. Buraya serilmişim. Oğlum sen yıllık izindeyken yapacağız mı? Ne yapalım? Kendi malımız abi. Hayır burayı bir tertiplememiz lazım çünkü artık yani malzeme artıyor abi sürekli artıyor bak. Sürekli artıyor Serkan. Sürekli arttığı için elimizden gelecek bir şey yok yani. Aa bugün senin yanına geldim ya, ne öğrendim? Hani teknik kartta
Şey dedim ya sana, kartta bir HDMI, bir SDI giriş var. İkisi evet. Input. Yazılımı yükle, bir mix'e bağla, onların birini in, birini out kullan dedi Serdal abi. Sen ciddi misin dedim. Evet dedi. Tek kart yapıyor oğlum bunu dedi. Bir tane SDI converter alacaksın ama dedi. Dönüştürücü alacaksın dedi. Yapıyormuş. HDMI'yi in yapıp SDI'yi HDMI'ye çevirip output yapabiliyormuş. Tek kartla. Ve bu bizim için çok güzel bir şey. Kanka. O zaman iki decklink kart olursa biri ona biri buna, çifte telli oynatırız biz burada. Afiyet olsun Arda'cığım. Çok Aydın'cığım. Canım benim. Ama şöyle bir şey var. Sen gittin, yedin, geldin. Biz daha gitmedik. Bizim gitmemiz var daha. Biz de gideceğiz. Yeme. Yani. Ve oyun değişecek. Hadi değişiklik olsun diye. Ha? Tabii. Mühendi bak şurayı almış. Bug yapmıştır ya. Ama yalan yok reis. Yani ben şey konusunda dükkanı artık gördüğüm, benim gördüğüm ne biliyor musun? Şuradan bu odanın yarısına kadar abi sisteme gidecek gibi görünüyor. Ha? Eğer şu fonikleri koluna yakını alırsan arkaya yukarıya asarız. Sen söyleyeyim mi? Dilmer'le ilgili bir şey öğrendim. Şey, dün selam verdi Hakan abi, elektrikçi. Hı. Dinmer dedim abi, korkuyorum dinmerlerden dedim. Sıkıntı yaratacak ampul dedi. Ampul de yaratır dedi ama led ampul de yaratmaz dedi. Şundan ya. Ledlerde hiçbir problem yaşamazsın abicim dedi. Takabilir misin? Tabii takabilirsin dedi. Yapıştır abicim, manyak mısın sen, hiçbir şey olmaz dedi. Ben de bunun üzerine aklıma şöyle bir şey geldi. Serkan Hoca. Ama... Böyle bir çatlak yapmayı düşünüyorum kanka. Şöyle 4 santim olan bir panel düşün. Evet. Sunta. Yani tahta bir şey işte. Hedefe falan neyse. 4 santim. Hani bu benim modemin duvara monte ettiğim bir duy var, gördün mü? Evet. Vidalı. Dedim ki kendimce. Ben bu duyun arkasından kablo çıkaracağım. Yanından. Neyse bir kablosu kursmuştum. Ben bunun kablolarını bağladım. Duy taktım. Bu duylardan o tahtaya takmıştım. 3 tane, 4 tane, 5 tane ne kadar lazım işte taktım. Ona göre şuraya sakın. Şu üstte, üstte. Üstten bize vuracak şekilde koydum. Işıkları. Her ışığın, her ışığın kaç ışık var? 5 ışık var diyelim. Her ışığı buradan gelen elektriğine dinmer attım. Sor Aydıncığım, seni de dinliyoruz abicim. Buralarda biraz bırakıyor ama artık gidiyor. Alırız ya. O elektrikçi dinmer, standart dinmer. Koyduk ve hepsini tek bir fişe bağladık seninle. Çaktık fişe. Hangisine ne kadar güç gitmesini istiyorsak. Evet. Dinmerden. Bu bir. Doğru muyum? Evet. Rahat mı? Olur mu? Olur, olur. Olur. Peki. Perde tam nereye geliyor abi? Şuraya. Perde ışığı şuradan vurduramaz mıyız? Vurdururuz. Niye vurduramaz? Gün ışığı koyduk, perdeyi on numarayı şey yaptı ya. Ya tam kurtarmıyor. Perdenin altları falan biraz ışıksız kalıyor. Peki sana bir şey daha hacı. Sence biz bu lanet orası perdeye, lanet geçsin. Şöyle bir şey yapamaz mıyız? Kaş. Şurada benim bir panelim var. Evet. Buraya iki tane duy vidala. Şu tarafa da masamı hedef edeyim mi abi? Üstten yine 2-3 santimlik böyle bir çomak koy buradan alttan. Çak bir tane, iki tane vida.
İki ışık da oradan koş, şunları da kaldır. Hepsine bir dimmer seti yapabiliriz. Ya biz seninle var ya, bunların hepsini yaparız ha. Bizim evdeki dekopajlarla falan. Otursak uğraşsak yaparız değil mi? Evet. Üretiriz yani bunların hepsini. Onları da ürettik. Dimmer setini de bağladık abi. Hepsinin üzerine de yazdık şeyle. Silinmez kalemlerle. Işık bir, ışık bir. 101, 102, ne bileyim tavan 2, yer 3 falan diye yazdık. Perdeyi buraya koyduk. Açtık burada görüntüyü. Sen de dediğin gibi ışık ayarlayacağız ya. Çıt çıtlarını koyduk abi. Işık dengesini ayarladık. Aldık abi dimlerin o şey var ya. Çukurluk yeri oluyor işaret. Anahtarın kenara çizgi koyduk. Bu buraya gelecek, bu buraya gelecek. İşaretlerimizi de koyduk. Tek bir şey soracağım sana. Kanka lambanın pili bitmiş ya. Niye bir derdimiz kalıyor? Biz bütün yayınlara perdeyle girebiliyoruz mu? Evet. Senin söylediğin bir şey daha aklıma geldi bu arada bununla beraber kardeşim. Açık konuşayım, vallahi geldi. Senin dediğin o şey aklıma geldi. Ne geldi biliyor musun? Bu perdeler dikey koyduğunda 51,5 metre değil mi? Evet. Perdenin iki ucuna şey delip... branda deliği koyup şu tepemizdeki kirişe bu taraftan böyle tam ucuna. Ben sana dedim ya. Senin dediğin gibi her perde için iki tane, bir sağ bir sol. Hatta üç tane iki perdeye toplam. Doğru mu? Yani. Bir, iki, üç. Gergin hesaplayacağız onları takacağımız yere. Senin dediğin gibi. Atacağız dübelleri, perdeleri asacağız. İşimi bitince perdeyi oradan çıkartalım. Benim demek istediğim noktum zaten şuydu. O mesela bir ucuna beş tane şey deliği açılacak. Şey kemer gibi. Ha, beş tane delik açılacak. İşte kemer örnek mantığı veriyorum. Hangisine denk gelirse gerdirdiğimizde. Kemer gibi yapacağız. Evet. Onu. Zıpkın gibi gergin duracak. Aydın, Aydın ne yaptın lan? Keke mi geldin lan? Eyvallah Aydın, görüşürüz. Hangi takımı mıyız? Abi yanımdaki GS'li. Ben de Beşiktaşlıyım. Kaç kere sordun? Ne bileyim ben, hatırlamıyorum ki. Benim beyin yandı oğlum okul başlayınca. Bu ciddi işçilik. Ama biz kafayı takar da oturup ulaşırsak beteriz. Burada bir şey yok, buraya gelenin bir yeri düşer. Kanka bir de burada güzel fotoğrafları çekeriz. Yaptıktan, bitirdikten sonra. Güzel bir fotoğraf koleji yaparız. Onu da abi... orada burada paylaşırız. Tüken hizmete girmiştir. Yeni dizayn kardeş. Eleme göz nuru. Yarın GS Beşiktaş maçım var. Biz yarın Serkan'la yan yana geleceğiz ama maç için değil, başka bir şey için. Yarın biz yan yana gelecek miyiz ki? Oğlum sen yarın sabahçı değil misin? Yarın sabahçıyım da. Üçte çıkmayacak mısın? Sen öğlen motor, çıkıyor. Ben sana motoru ustaya götüreceğim. Oğlum ben 12'de çıkacağım ustaya. Ha. Ben okuldan çıkıyorum oğlum 12'de. Yarın benim okulda 12'de işim bitiyor. Ama götüreceğim onu yani o bugün senin duyduğun o sesi beni de gıl ediyor abi. Bir şey var. Sanki arka bir şey... Arka ayaklıktan geliyor zaten. Arka ayaklık sallanıyor da şunu diyeceğim. Sanki böyle tam kavradığı zaman bloğun içinde bir şey bir yere vuruyor gibi bir ses geliyor değil mi? Evet. Böyle tak yapıyor bir şey. Heh, bugün ben onu duydum işte. Ben de duydum onu. O ses yeni çıktı. O tak ne o tak? İşte onu sevgili üstadıma bir danışmam. Şart benim başıma bela olacak yoksa. Ben bunun içindeki o koyduğum kasrolü ya değiştireceğim sakın. Ben Lübex koyuyorum valla. Ya ben 10-40 koyamıyorum ya oğlum. 10-50 benim. 10-50 de var Lübex. Bendeki o kasrolleri vardı sıfır, onları koydum. Orada açtık baktık da orijinal gibi gelmedi kimse bize. Onu içime sinmedi, şey yapabilirim ben. Abdurusta'da şeyler var ya, put olan kalitesinde elfin şeyleri var ya, ventler var ya, pahalılar. Abi Lübex aradan Lübex 10-40 Abdur abidekiler. 10-50 yok elinde. 10-50 de var diye biliyorum ben. Sadece 10-40 var, sordum ben. Vallahi. Ama 10-50 vent var, bu şeylerde kullanılan.
CDR'larda, 600'lüklerde falan kullanılan var ya, ondan var. Olmadı bir sefere mahsus ondan koyacağım abi makineye. Bir saçmalık var, anladın mı? Yani ne oluyoruz yani, bir dallamalık var. Şeyi de soracağım abi diyeceğim, dişli takımını iyice incele, bir tuhaflık var diyeceğim yani. O tak sesi nereden geliyor? Bana bunu bul Abdurus'ta diyeceğim. Bir arttı bu ses çünkü yani. Bir de artık diyeceğim, öyle bir yapıyor ki diyeceğim, yanımda motorla Serkan giderken duyuyor bu sesi. O çıngır çıngır ses arka artçı ayaklığından geliyor. Onu sıkacağız, bitecek. Onu sıkacağız, tamam. Onu çözdüm. Yanlışlaştık. Hani ona bir çözüm bulur bizim usta ya, o kolay. Ama asıl mesele senin şüphelendiğin baba. Eğer egzantrik falan vuruyorsa ya da şanzıman vuruyorsa başımızda ihale var demektir yani. İhaleye hazırlan. O bir kere duydum ben onu bugün. O neyin sesi? O da kalkışta duydum. Kalkışta hep yapıyor. Kalkışta hep yapıyor. Onu ne yapıyor? Abdül abiye diyeceğim ona, abi bunu bul bana diyeceğim. Ya arıyorum bulamıyorum. Bana bunu bul. Ne bu sesi yapan ne? Ne olursun bul diyeceğim. Kıllanıyorum yani. Bloktan geliyor. Vites bir acayip. Abi tam anlatamıyorum sana. Abdülhamit, şunun üstüne bir çık diyeceğim. Zaten kalkışta olduğu için dükkanın içinde deneyebilir onu. Tabii. Dükkanda testini yapar yani onun. Dışarı çıkmasına bile gerek yok. Bak sen otur diyeceğim şu sürüş koltuğuna, bir tuhaflık var abi diyeceğim. Bana şunu bul. Ne oluyor? Bir sür. Bak bu baskı balataysa hiç sorun değil. Yanlış mı? Baskı balata hemen yan kapak çünkü abi. Ya belki tren balta debriyaj baltasından yapıyor olabilir. Diyorum ya, debriyaj balatasıysa bu bir problem değil. Yan kapak hemen. Balata siparişini vereceğiz. Parça gelecek, değişecek. Ama şu kumarsa gittim abi. Motor bile onu indireceğiz ama biterim yani. İşi uzun bir kere. İş uzun. Bir de ben aklım sana diyeceğim ki abi sakın diyeceğim, bak yan sanayi mal kullanma bunu. Bir de o toplarken. Orijinal kullan abi. O bana diyecek ki abi sökmüşken egzantriyi de ayar değiştirelim diyecek. Açtık madem. Bir daha egzantrik için işçilik ödeme diyecek. Evet. Haklı olarak. Abi çünkü o contalar montalar korkutuyor beni Serkan. Benim bir dahaki yağ bakımında sivap ayarı falan yapılacak. Bak benim motor şimdi siyah blok. Ben atlarımı yapacağım, şey söyleyeyim sana. O orijinal contayı koyacak o motora. Ondan sonra bütün o conta birleşim noktalarını bak Allah yukarıda hepsini sıvı contayla dönmez herif dıştan. İçten dıştan sıvı conta dönecek ona. Görünmüyor çünkü siyah olduğu için. Sıvı conta koymadım mesela. Abi görünür çünkü siyah. Hayır, bu sefer sıvı conta koymadım. Conta değişti mi senin? Değişti. Yine aynı yerden patlamışsın. Ya ben şimdi benim motorun bloğunun açılmasından yana değilim. Bak Abdül abi diyor ki o motor... büyük bir ihtimalle şundan oldu abi. O contanın patlama muhabbeti. O gece... Kanaldan çıktım eve gelirken hava yağmurlu diye biraz. Su attı. Su yedi, ondan yaptım. Su soğutma makine şatsana ya. Ya motor 90 derece, 95 üstü nasıl çıkmaması lazım. Kaçta tutuyordu benimki? Sormuştum ben Abdül Usta'ya. Abi radyatör müşürleri standarttır dedi. 88 derecede fan açar dedi. Ya sen motoru 90-95 arasında tutuyor sürekli. En azından blok patlama riski az. Tabii. Radyatörlüğü alacağız sana mecburen. Bir şekilde alacağız abi. Parayı mayal bir şekilde yapacağız. Bir yolunu bulacağız yani. Dur bakalım bir. Kanka ben sana daha hani uygun fiyatlı malzeme bulayım. Bulayım da harça bulamayayım. Cam iyice soğuyacaksın aletten. Gitti abla, dün konuştuk. Biliyorsun Ateş abimle. Parçası olsa çok güzel makine diyor, biliyorsun. TRK'ya. Keşke parçası olsa diyor. Çok güzeller. Evet çok güzeller. İkimiz de, sen de çok seviyorsun ama. Abi benelli ya. Ben de çok seviyorum ama yedek parçası sıkıntılı olduğu için bulaşmıyorum abi. 500 cc çift silindir şey abi. Normal Mondial RX 3U'ya devam etmiş olsaydı o motoru alırdım ben. Telecant, mercant, çelik jant koyardım ben ona. Ben almam Mondial'i. Güvenemem. Uzun yolda güvenemem. Başıma ne geleceğini bilemem. Bak buna güveniyorum. Bu makineye. Ve bunu ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Bay moto var ya Bajaj, çok popüler. Bunun bloğu inecekse ben bunu bay motoya çekerim.
Ya şöyle söyleyeyim abi, ben şu an Mondial kullanıyorum biliyorsun. Motordan memnunum. Ya abi, en çok tutan modelini kullanıyorsun ama. Motordan memnunum. Piyasada en çok parçası olanı kullanıyorsun. RX 3 Evo'nun da illaki bir şeyi vardır yani. Bir çözüm yolu vardır. Benim bu makinenin bu tık sesi nereden geliyor diyeceğim. Matlus diyeceğim, bul bana bunu diyeceğim ya. Bana bunu bul, gözünü seveyim, bul diyeceğim ya. Kalkışta yapıyor çünkü yani, frene basarken yapmıyor. Kalkışta yapıyor, şaka mı bu? Eğer arka frenden yapıyorsa, kaliperde bir sıkıntı varsa, fren merkezi bozuksa sipariş edelim gelsin abi. Yanlış mı? Zaten ben kışlama yaptığım üstüne bırakmayacak mıyım makineyi? Abi diyeceğim, ben parçaların siparişini veriyorum, haberin olsun diyeceğim. Dükkan adresini ver bana diyeceğim. Vereceğim siparişi direkt dükkana. Motor sende. Motor sende. Parça da sana geliyor abi. Sen yap, bitince de bana haber ver. Yani bu kadar basit. Abi çünkü daha büyük bir hasar almasındansa şimdiden önlem almak benim için çok daha mantıklı yani. Bak, sensör değişimlerini yaptığımdan beri motorun devrinde en ufak bir sıkıntı yok. Tıkır tıkır. Normal abi. Şimdi malzemeyi çektik. Bitti mi? Aklıma mükemmel bir şey var abi. Ne gibi abi? Final yapıyoruz ya. Her şeyi satacağım. Final saatimiz geliyor zaten. Yani. 121 gün. Çok fazla vermiş. Bir de bir de orada var, 122 gün. Ne yapacaksın lan? Malı mı satacaksın? He? Satacaksın mı? Abi kamyonlu, mamyonlu, biçerleri, her şeyi satacağım. O zaman finali yapalım. Kanka. Yapacağım şimdi, izle. Aralıkta. Şimdi yap ya. Balları getir götür yapacaksın, uğraşacaksın. Bir sürü iş var. Bilmiyorum. Bal kasa doluyor. Bu şeyleri falan da satacaksın değil mi? Bazı istasyonu, bazı istasyonu. Onlar satılıyor mu? Bilmiyorum. Satılıyor. Başladığımız yere geri dönüyoruz. 0-5 kuruşumuz yok. Benim şu balları bir kontrol edeyim bakayım. Almıyor bak, doldu. Bence var ya, mal mülk ne varsa sat gitsin. Hadi başlıyoruz. Şimdi bunu nereye götüreceğiz? En yakındakine götür, ver gitsin, anasını satayım. Şu tepedeki mi en yakındaki? Biz en yakın olan o. Balı zaten tek bir yere götürebiliyoruz. Mecbur oraya götüreceğiz. Evet, sevgili dostlar. Farming'in... Farming 2022'nin acı ve hüsran bir finaliyle karşı karşıyayız. Malı mülkü satıyoruz. Satıp borcu kapatacağız bakalım. Biz bu yaptığımız işten karlı mı çıktık? Birinci sezonu dönüp orada da mı satsak acaba? Nasıl? Ona hiç bulaşma. Zaten ben sana bir şey mi? 125'te çok. Bir sürü işe gireceğiz, çıkacağız orada. 25'te hassaslarımı kullanmayacağım abi. Hassaslarım lanet olsun yine. Ya hassaslarıma ben de girmeyeceğim kardeşim. Hassaslarıma
Ben sana bir şey söyleyeyim, ben birden ne yapacağım biliyor musun 25 gelince? Traktör traktör modu yükleyeceğim sadece. Kasa falan da yükleyeceğim aslında. Makine, sırf makine yükleyeceğim. Ya makine, kasa, otoludur. Onlar hepsini kullanmamız lazım abi. Başlıyorum, o tip şeyler yükleyeceğim yani. Modlar, biçer modları, ağ, kesici bıçaklar, ağzı. Bıçak falan. Saban falan. 122 bin. Şincik, garaja gel. Tırı satma ha. Romorku sat. Şeyleri de sat. Bu bir. Unimorgu, minimorgu sat. Tamam. Bunu satma. Traktörü sat, biçeri sat, bıçağını sat. Sakın satayım deme. Hangisi dolu bilmiyorum. Paraya bak. Evin oraya git. Kurduğun inşaatları da sat. Balları sat. İlk baş balları satayım, ondan sonra halledeceğim bir sorunu. İki romork bir de tır var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Değil mi? Şu an bu parayı ödesem bile kral 100 bin borcun açıkta kalıyor. Farkında mısın? Evet. Biz bu işten kar edememişiz oğlum. Zarar etmişiz. Bakacağız. Balları satalım. Bunu satalım. Romorkları satalım. Evi satalım. Baz istasyonları, elektrik istasyonları, silo. Dünyanın baz istasyonu var yalnız, biliyordun mu? Çok bir para almayacaksın ki onlardan, 300-500 olacak. Yavaş yavaş oyunun finaline geliyoruz arkadaşlar. Final dedik zaten, oyunun sonuna geliyoruz artık yani. Yeni sezonda yeni oyunlar. Aynen öyle. Ipıtız. Ama Farming 25'te yani şöyle söyleyeyim, bir sonraki Farming oyunu gelene kadar bayağı çok şeyler yapmış olabiliriz. Olacağız, durum onu gösteriyor. Ki bu esnada da hala bir yandan oyunlar gelmeye devam edecek. Furkan'la biz bir karar aldık. Bazı oyunları ben evde oynayacağım artık. Ben de güzel bir bilgisayar topladım. Erkek kardeşimle beraber. Bildiğiniz oyun bilgisayarı topladım, sağlam bir tane. Birçok farklı oyunları kanal için tekrar biz üretmeye devam edeceğiz. Yalnız orada şöyle bir durum var. Senin o sisteme gireceksin ya. Record olayına. Böyle record'u OBS'ten alacağım. İşte OBS'ten alacaksın ya. Hı hı. O OBS'ten alacağın şeye montajını yapacağını düşünürsen ya, videoları çok uzun tutmaman lazım. Şöyle yapabilirim abi. Örnek veriyorum. İkinci bir monitör koyup Vimix açıp oradan Vimix'ten kayıt alalım. Ama ikisi birden kasar makineyi. Tek makinede çok şişersin. Şöyle bir şey yapabilirsin. Senin yaptığın videoları montaja sokmamız lazım. Hacı. Onu da bir şekilde montajlayacağız. Evet. Ama uzun videolar olursa bizi kasar. Ya maksimum bir saat videolar yapacağım işte abi. Bir şekilde çözeceğiz o işi. Nasıl çözeceğiz ben de bilmiyorum abi. Ya da bir şey yapacağız. Senin öteki var ya, ufaklık. Gerçi o da iş yapmaz ki.
Yapar. Sen OBS'i ufağa kuracaksın. Eski makineye. Bunu götüreceksin. Olur ben mi? Sana şunu vereceğim. Hmm. Çaktın. Hı hı. Sizin kasadan şey çıkacaksın. İkinci girişe HDMI'le çıkacaksın. Ekranı yinele diyeceksin. Anladın? Aynı ekranı öbür çıkışa da verecek o. Sen o çıkışı öbür bilgisayarın OBS'inde göreceksin. Dur bakalım bir şekilde bir şeyler yapacağım ya. Olmaz, yapamaz mısın? Yaparsın. Ama nereye sığdıracaksın işte orada onu? Onu düşünmen lazım. Nereye sığacak? Bir şekilde 45 dakika, maksimum 1 saatlik videolar yapacağım ki render'de kolay iş yapsın. Yani o zaman renderlamana gerek kalmayacak, anladın mı? İkinci bilgisayarı koyarsan. Biliyorum da abi, ikinci bilgisayarı koyacak yer mi var bizim evde? Masayı sen biliyorsun. Bilgisayarın olduğu masayı sen biliyorsun. Ya şöyle bir şey yapabilirsin. Kasa kur topla çalışabilir. Tamam. Bizim araziye mi uçuyoruz şimdi? Aynen öyle abi. Gel inşaata. Hepsini inşaatla tutmaz açacaksın çünkü. Evet. Ben sonradan buraya da ekledim. Sen o esnada bir şeyle uğraşıyordun. Tıkla. Sat de. Sat şu. Backspace. Tamam. Enter'layacağım. Ne koymuşum be. Harbiden ha. Fena bazı istasyonu doldurmuşum. Hep kanserojen madde bunlar. Bağırıp şey balları da satıyorsun. Silo var bir de. Onu satarsın. Bir de silo mu var? Başka bir şeyimiz yok değil mi? Silo bu tarafta. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Tarlada satılıyor mu acaba? Denelim mi? Hadi ilk sebas dene. Bizim olanları işaretliyorsun. Sat var mı sat? Var. O arsayı niye satmadı? Bir daha tıkla bakayım ne diyor. Dur. Nesne var üstünde diyor. Bak bakayım ne var üstünde. Biz varız. Hayır, size ait nesneler var diyor. Biz varız oğlum. Ha, bizi nesne olarak mı? Biz nesne miyiz lan? Nesne olarak sayıyor yavşak. Bir şey var abi. Ne var abi bu arazinin üstünde? Arka tarafa bak, arka tarafa bak. Bazmaz unutmuş olmayalım oğlum. Aha bak. Lan oğlum. Üretimden nerede? Çevirsen oğlum, uçuğu ele dönmüyor muydu o?
Onlar oraya nasıl girdi? Biz soktuk. Arsamız da yok artık. Her şeyimizi sattık arkadaşlar. Borç da sıfırla. Evet arkadaşlar, ikinci sezona başlarken bize 500 bin vermişti oyun. Doğru muyum? Hocam. Evet. Biz birkaç bölüm oynadık ve bu oynadıklarımızın karşılığında... Ne oluyor? Bir ses geliyor uzaktan, gel. Hem 200 bin dolar civarında bir kar elde etmişiz mal varlığımızla birlikte. Yani. Evet sevgili dostlar. Bir... Sizler sevilmektesiniz. Biz Farming Simulator 22'ye bugün ne? Şu dakika finalimizi verdik. 25 geldiğinde sizlerle 25'te tekrar görüşeceğiz. Şimdilik yayını biz kapatıyoruz fakat bugün bu yayın bitti demek değil. Birazdan biz başka bir oyunla aynen öyle karşınızda tekrar olacağız değerli dostlar. O Farming'in Farming 2022'ye bay bay, çav çav, adios amigos diyoruz ve yarım saat 45 dakika artık müsaadenizle başka bir oyunda karşınızda olacağız. Ona karar verelim, hemen geliyoruz. Görüşmek üzere.